TRT Spor ekranlarından mutlu günler değerli basketbol severler. Hava atışıyla karşınızdayız. Kadın basketbolunu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda sevgili Ayşegül Kazmaz'la birlikte çok değerli bir ismi ağırlıyoruz değerli izleyenler. Yakındoğu Üniversitesi kadın basketbol takımının değerli hocası sevgili Zafer Kalaycıoğlu bizlerle milli takımı konuşacağız. Altyapılara değineceğiz. Euro Cup ve Euro League kuralları biliyorsunuz belli oldu Euro League kuralları. Takımlarımızın gruplarını konuşacağız değerli izleyenler. Konuşacak çok şey var. Milli takımımızla başlayalım. Hemen konuklarıma dönüyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi Evet, yayınlar. teşekkür ederim. Herhalde tatilden sizi buraya getirdik değil mi Evet. hocam? Bu program olunca hemen geliyoruz buraya. Sevgili Ayşegül Kazmaz da yerini aldı. Milli takımdan başlayacak olursak. Güzel, zorlu bir turnuvayı geride bıraktık. Biz burada çok konuşuyoruz tabii ki milli takımı ama sizin de görüşlerinizi, değerli yorumlarınızı almak istiyoruz. Milli takımla ilgili nasıl bir turnuva izlediniz hocam? Ben turnuvayı yerinde izledim Prag'da. Gerçekten hedefimiz Dünya Kupası'na katılmakta, Dünya Şampiyonası'na katılmakta. Bunu gerçekleştirdiğimiz için takımca, ülkece hepimiz çok mutlu olduk. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Yani sonuçta baktığımız zaman bir mağlubiyetle burada beşinci olmuş olduk. Şanssız bir mağlubiyet, Yunanistan mağlubiyeti oldu. Sadece bir maçla yani başarısız olduk demek haksızlık olur. Herkes elinden geldiğince en güzel şekilde mücadele etti. Tüm takımı bundan sonraki yani Dünya Kupası'nda başarılar dilemek kaldı geriye. Zafer abi buna ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi sıralamaya baktığımızda hem de böyle bir geçiş dönemi dediğimiz jenerasyondaki bazı eksikler, işte yeni montajlar var milli takıma. Bu dönem için aslında belki de beklenin üstünde bir sonuç oldu diyebiliriz. Çünkü baktığımızda Sırbistan'ın, Rusya'nın dünya şampiyonasında olmayacağı bir senede biz jenerasyon geçişine rağmen ve geç organize olmuş milli takıma rağmen çok sıkışıktı ligin hepsi, evet değil mi? Ligin uzamasından dolayı ve Euro Cup'ı 4 takımımızın yarı finalde olmasından dolayı uzayan ligin yansıması da vardı milli takıma. Buna rağmen gerçekten çok büyük bir başarı. Çünkü Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez yer alacağız. Bunun öneminin altını bence her program Dünya Şampiyonası'na evet kadar çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Bence de yani sadece bizim takımda değil ama diğer ülkelerde de bu jenerasyon değişikliği şimdi şu anda yapılmakta. Bunu en iyi başaran takım daha yukarılara doğru gidecek. Ben Yakındoğu Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevi şöyle yapacağız. Dört tane starting five'daki dört oyuncu Yakındoğu Üniversitesi'de olacak inşallah. Bu formlarını yüksek tutarak. Bir arada oynamanın avantajı olacak bence. Yani onların bir arada olması milli takıma da yarayacak diye düşünüyorum. Bu söylediğin altını ben başka bir noktadan çizmek istiyorum. Kulüp takımlarının milli takıma olan katkısını aslında biraz önce Zafer abinin söylediği evet, cümle çok çok önemli. Ki bu sene de bunu gördük şu fazlasıyla. Evet, özellikle süre alan oyuncuların ligde süre alan oyuncuların bu turnuvada daha da parladığını, hatta burada süre aldıkça daha da parladığını ya bireysel gördük. Olarak da yani ele alırsak gerçekten harika işler çıkardıklarını, sivrildiklerini görebiliyoruz. Evet, bir kere yani herkesin bir gerçeği var. Cuanitra'nın evet. Bu form grafiğinin o İtalya maçlarından sonra Olcay'a aynı şekilde. Bizim takımdaki oyuncular bir gelişme kaydetti. Yani orada mutlaka yansıması oluyor. Bu sadece Yakındoğu Üniversitesi için değil aslında bütün kulüplerimizin bu anlamda ülke sporuna katkı sağlamak için sadece kulüp başarısı değil, ülke sporunun başarısı için de çok önemli görevleri var. O çıta gittikçe yükseliyor değil mi hocam? Tabii Siz de ki gördünüz yükselecek. Mu? Bir de şimdi kurallar tekrar çekildi 2019 için. Kolay bir gruptayız. Yani evet. Şimdi bu geçiş süresince o genç oyunculara daha fazla süre verebiliriz eleme maçlarında. Eleme maçları ilk önce hemen Kasım ayında başlıyor yani. Kasım ayında başlıyor. İki tane maç orada. Bence şanslı bir yıl geçireceğiz o bakımdan. Yani Olcay, Bahar, Cansu ve Quentin'in bizim takımda aynı takımda bir arada oynuyor olması da Çok milli büyük takım için avantaj. Avantaj olacak. Dolayısıyla o omurgayı çok fazla bozmadan yani buraya Işıl ve Birsel'i de dahil ettiğimiz zaman bunun çevresindeki kim olursa olsun takım kimyasını bozmadan
biz başarılı olacağız diye inanıyorum Peki genç hocam, takıma. tabii yakından siz onların en yakınında olduğunuz için özellikle o isimleri sormak istiyorum. İşte Bahar'ı, Kuanitre'yi, Cansu'yu bir teknik adam, bir koç gözüyle baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslarını? Şimdi bu bir takım sporu olduğu için Tabii. takım olarak doğru oynadılar basketbolu. Ekrem Emnur da gerçekten başarılı oldu. Tüm takımı kutlamak lazım. Bireysel olarak baktığımız zaman bu oyuncuları bizim takımda tutmamızın nedeni veya transfer etmemizin nedeni hepsinin kafasında basketbolun çok ön planda olmasından kaynaklanıyor. Şu anda herkes tatilde ama Cansu erkenden geldi. Şu anda ben de antrenmandan geliyorum. Yani Cansu şu anda bir haftadır bireysel olarak çalışmalarına başladı. Geçen sene bunu Bahar ve Kuanitra ve Olcay'da da görmüştük. Onlar da birkaç hafta sonra onlar da başlayacaklar. Yani ben şeye inanıyorum. Yazın bireysel olarak yapılan çalışmaların meyvesini sene sonunda veya sezon Sezon içinde içerisinde görüyor. alacağız. Yani onun için yapıyoruz. Biz de onun için buradayız. Kapımız herkese açık. Gelsinler, Zaten antrenmanlarımıza katılsınlar. sezon içerisine baktığımızda bu tip bireysel antrenmanları yapacak vakitleri de yok. Evet. Ki bu sene siz O Euroleague'de tempo başladığı oynayacaksınız. O zaman oynama tempo şansı yok. başladığında bu açıklarını kapatabilecek Evet. vakitleri de yok. Dolayısıyla da bence zaten yazı bu şekilde geçirmeleri, aktif dinlenme dediğimiz Evet. şekilde geçirmeleri aslında her ne kadar milli takım yorgunluğu olsa da hemen başlamaları çok büyük avantaj diye düşünüyorum. Evet, bir de yakında oynarsa gerçekten bütün imkanlarını seferber ediyor. Zaten lige baktığımız zaman bir ara belediye takımları çok ön plandaydı. Şimdi bir üniversiteler furyası başlamış gibi gözüküyor. Gerçekten üniversiteler çok önemli. Evet. Yani ligimizde Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri'de önemli. İstanbul Üniversitesi en Evet. uzun soluklu olarak Evet, ligde bulunan ligde üniversite. bulunan üniversite. Birincilikte yani bizim bir alt ligimize baktığımız zaman Çankaya Üniversitesi, Mersin Üniversitesi. Yani bir üniversitelerde bir kıpırdanma oldu. O çok önemli. Ben İstanbul'dan da bir Aydın Üniversitesi'ni ne bileyim Bunun sebebini yapayım. neye bağlıyorsunuz hocam? Yani neden önceden bir kıpırdanma yoktu? Şimdi sebebi ne değişti Bence sporla reklamın daha kolay olduğunu, bilhassa bizim bu seneki başarımızdan sonra yani ben özel üniversitelerinde yani buralarda olacağını inanıyorum. Yani Ya onlar sporla da aslında okulunla heyecanlandı tabii sanırım, değil okulunun mi? en kolay şekilde, en Bir de ucuz tabana şekilde yayılması başarısı. açısından da çok büyük avantaj, değil mi? Yani Evet. çünkü daha çok ilgi gösteren kesim gençler. Ve özellikle kadın basketboluna bir destek istiyorsak onlara hitap eden üniversitelerin de aynı hedef kitlesi Zaten orada olduğu bir için potansiyel aslında var, değil mi? O da evet. çok büyük Evet, hedef etken. kitle aynı iki tarafta da. Dolayısıyla bu tarafa aktarmak reklamı Evet. ve buradan yürümek Tabii hem ülke o sporuna bir sosyal mutlaka proje şeklinde çok gelmiş oluyorsun. kesinlikle yani şimdi bizim mütevelli heyeti başkanımız doçent doktor İrfan Gülsel'in çok güzel bir sözü var. Gökkuşağının renkleri yani bizde üniversitelerde tıp, ekonomi, işte maliye hepsi bunlar gökkuşağının renkleri. Buraya spor da dahil oldu. Bu renklerden bir tanesi de spor. Yani bu renkleri bir tanesini oradan çıkardığımız zaman ona gökkuşağı diyemez. Onun rengi yani bozulmuş oluyor. Onun spor da artık bu üniversitelerin içine iyice girecek ki gençler yani eğitimden sonra çıktığı zaman işte kampüste gelecek hemen sporunu yapacak. Bunlar sosyal aktiviteleri mutlaka oraya dahil Sosyal edeceğiz ki. aktivite dışında herhalde özür diliyorum lafınızı bölüyorum ama zihinsel olarak da hani bireyleri çok iyi hazırlayan bir şey spor. Yani o açıdan da çok Kesinlikle. önemli. Yani Yani sadece basketbol özelinde değil ama o açıdan da önemli tabii olduğunu yani düşünüyorum. spora yoksa devletin desteği olmasa zaten bayan basketbolu ölür. Yani bizim bu iddia geliri bütün kulüplerin en önemli geliri. Yani devlet bu desteği çektiğinde bayan basketbolunu kapatırlar yani. Yani kulüpler yapamazlar o Bu devlet desteği desteği de var. ama çok Tamamen akıllıca spor. kullanmak lazım diye düşünüyorum. İşte bu milli takımla ilgisi orada. Milli takımın başarısı bütün bunları getiriyor. Milli Evet. takımda başarılı olamazsak Basketbol Federasyonu burada büyük bir destek veriyor. Kaynak yaratmaya çalışıyor kulüplere. Hepsi bir araya gelecekler. Ya Yani etle hepsi tırnak gibi elin, oldular, değil mi? evet Artık taşın bunu altına yavaş hepsi yavaş elini sokmak hissediyoruz. zorunda. Ama ben dediğim gibi özel üniversitelerden de burada yakında ortaya çıkacaklarına inanıyorum. Yani demin söylediğim gibi yani büyük bir üniversite mesela İstanbul Üniversitesi şu anda
Türkiye'de en çok üniversite öğrencisi. Çok köklü kadın basketbolu evet. içinde lokomotif kulüplerden Aynen, bir tanesi. Yani o Aydın Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, yani bir sürü özel üniversiteler var. Onlar da bu işin içine girmeleri lazım diye düşünüyorum. Çünkü bayan basketbolunda daha çabuk geri dönüşüm oluyor reklamlarda. Evet. Federasyonun da elini biraz daha rahatlatacak kulüpler daha büyük destek bulduğu zaman bayan basketbolcular da buraya daha çok ilgi gösterecek, daha çok konsantre olacak. Daha erken çalışmaya başlayacaklar. Milli takım da o şekilde yükselmeye başlayacak. Evet, peki şimdi biraz jenerasyon, o sancısız geçen bir jenerasyon değişimi var. Bunu hep konuşuyoruz burada. İşte gençlerle hani milli takımın gedikleri artık bir araya geldi. Siz bu değişimin, bu sancısız diye adlandırdığımız değişimin önümüzdeki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Şimdi burada dediğim gibi diğer ülkeler de aynı durumda olduğu için bizi ben şanslı görüyorum. Yani tabii burada Quante çok önemli bir oyuncu. O pozisyonda işte İlayda ve İnci Güçlü var şu anda arkadan geliyor diye beklediğimiz. Yani o konuya girecek miyiz bilmiyorum. Ümit Milli Takım'da evet, şu evet anda. Gireceğiz, onları da yani gireceğiz. Orada Konuşacağız. biraz daha konuşuruz. Onların mutlaka süreyi biraz daha artırması için kendilerini bireysel olarak geliştirmeyi için özel çalışmalar yapmaları gerekiyor. Ki bunun için federasyon çok önemli bir karar alarak bu sene 3+2 kuralını 3+1 olarak. Getirerek çok çok önemli bir atılım yapmış oldu. Kadın basketbolun işte yine milli takımın başarısı aslında biraz da bu sene göreceğiz bunu onu ortaya artık herhalde, getirdi. Hissedeceğiz. Ama buradaki ben şimdi yıllardır bu bu platformda bunu en çok konuşan kişilerden biriyimdir. Zafer abi sen de biliyorsun. Hemen hemen her programda konuşuyoruz. Yerli oyuncu yetiştirelim, yetiştirelim, yetiştirelim. Ama burada gözüme çarpan da bir şey var. Bunu daha önce sen, programa geldiğinizde de konuşmuştuk. Yabancı oyuncuların çalışkanlığına gelmek gerekiyor. Tembel demiyorum ama burada eğer bu kadar bir yol açıldıysa yerli oyuncuya bu şansı çok iyi değerlendirmeleri mesela gerekiyor. Cansu örneğini verdi değil mi Ayşegül? İşte daha liglerin başlamasına var ama çalışmaya ki başladı Cansu bunu, dedi. Evet. Cansu en çok şans bulan oyunculardan biri. Bence evet. Bu lig içerisinde ve milli takım içerisinde en fazla şans verilen oyunculardan bir tanesi. Onun çok çok daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Onun gibi birçok oyuncu var. Yani oraları artık sahiplenip Avrupa basketbolunda varlığımızı devam ettirecek şekilde bunu sağlayacak bir ligimiz var. Yani biz eğer ikinci sınıf yabancıları getirmek zorunda kalıyorsak geçmiş olsun. Evet. Ama eğer ki bizim kendi yetiştirdiğimiz oyuncularımız 50 şut daha fazla, 100 şut daha fazla. Şimdi milli takımı konuşacak olursak en önemli dezavantajımız neydi? Şutörümüzün olmaması. Evet. Yani bir şutörün olması için ne gerekiyor Zafer abi? Sen söyler misin? Bir şutörümüz niye yok ya? Neden yani, acaba? Yani bu çalışmayla olacak bir şey. Kesinlikle. Daha önceki programda ben bunu anlattım. Yani Kyle McBride'a baktığınız zaman zenci değil. Bu bir beyaz ya sen. Yani. Sonuçta melez bir erkek ama atletik özelliği yok yani. Bizim Türk oyuncuların Türk kadın onun atletik özelliği yoksa biz yani hepten. Bizim Türk oyuncuların özelliği ona en yakın yani oyuncular. Ve o tamamen çok fazla çalışmaktan dolayı bu başarısını elde etmiş. Ya işte antrenmanlarda, maçlardan sonra ya da belirlenmiş antrenmanlardan sonra yabancı oyuncuların özellikle sahada kalıp, salonda kalıp çalışmaya bireysel olarak devam ettiklerini hep konuştuk burada. Türk oyuncularda bunun biraz eksik olduğunu konuştuk. Galiba bunun değişmesi bu gerekiyor artık. Bu sene böyle bir şansları yok. Özellikle bu gerçekten kuralla gerçekten böyle birlikte. bir şansları yok yani. Bence ki en çok onların hakkını savunan biri olarak gerçekten çok da üzülüyorum. Çünkü yani milli takımda şutörümüz yok diye neden eleştiri alıyoruz? Yani bir şutör olmak için bireysel çalışma yeterli. Takım çalışmasına falan da gerek yok yani. Al topu, bir çember bul, bir top. Katılıyor Bütün musunuz gün hocam? Çalışabilirsin. Şu anda işte biz Cansu'yu transfer ettik. Cansu'yu o noktaya getirmeye çalışacağız. Gelecek sene sonunda programda gelsek. Cansu'yu sonunda unutmayalım. İnşallah onu Cansu'yu sezon içerisinde de görelim. Hem milli takıma yansısın hem Yakın Doğu Üniversitesi'ne yansısın. Çünkü
Bunlar bizim basketbolumuzun geleceği. Yani burada Kesinlikle. oturup konuşabileceğimiz İsimler kurgular, onlar. isimler onlar Evet. yani. Tabii yani onlar olduğu için zaten milli takım başarılı oluyor. Yani bunlar ne kadar kendilerini geliştirirse milli takım da otomatikman geçecek yukarılara. Peki U18'e geçelim mi? Hem U18 hem U20 onlar da bir heyecan içerisindeler, milli mesaideler. U18 henüz başlamadı ama U20'yi konuşmaya başlayabiliriz aslında. Ya da U18'den başlayalım. Röportajlarımız da var değerli izleyenler. Getirelim ekranlarınıza. TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek U18'in kampına gitti ve oradaki genç yeteneklerle röportaj gerçekleştirdi. Gelsin ekran. ...18 yaş altı kadın basketbol milli takımımız 5-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda hazırlıklarına devam ediyor. ...8 Haziran'da başladık çalışmalarımıza. Çanakkale'de bir 2 haftalık bir kamp dönemi geçirdik. Ama eksik oyuncularımız vardı. İnci ve İlay da bizim jenerasyonumuz oyuncusu ama Ümit Milli de şu anda çalışmalara devam ediyorlar. Bu jenerasyonun en önemli oyuncularından biri Avrupa sayı kalecisi Meltem Yıldızan sakatlığından dolayı hala aramıza dönemedi. Onu bekliyoruz. 2-3 tane de sakatımız var. Onun dışında çok böyle bizi üzen bir durum yok. Çanakkale'den sonra 2 haftalık bir periyottan sonra hazırlık maçları oynamaya başladık Prag'da ve Fransa'da. Burada daha çok yani tam takım olamadığımız için daha çok bireysel işlere bakıyoruz. Kimler ne kadar gelişti, kimler ne durumda. İlk 12'ye kimleri alabiliriz? Bu seçimler için de bizim için güzel bir ipucu oluyor oraları, doneler oluyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Macaristan'a gideceğiz. Bir 3 maçımız daha var. Sonra tam takım olacağız, toparlanacağız. Macaristan ev sahibi ve geçen senenin 5.'si. Letonya'da geçen senenin 4.'sü. Bu iki ülke geçen sene Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Ve geçen seneki ilk 5'lerinden 2'şer 3'şer oyuncuları bulunuyor. Tecrübeli olacaklar ama biz de tecrübeliyiz çünkü yani eksik olan oyuncumuz bize tamamlandığımız zaman biz de daha iyi duruma geleceğiz. Zor bir grup, kolay bir grup değil. Tek amacımız yani en yukarıda birinci ve ikinci bitirip çaprazda daha iyi bir rakiple eşleşmek istiyoruz. Şimdi biz yani U18 oyuncularımız A takımlarında oynayamıyorlar. Kendi yaşıtlarıyla oynuyorlar ve birazcık fiziksel sıkıntılar yaşıyoruz. Yani kendi yaşıtlarına göre çok iyi oynuyorlar ama Avrupa'ya gittiğimizde bu fiziksel kuvvet çok ciddi bir fark yaratıyor. Fransa ve İspanya'daki sistem ise şöyle. Yani oradaki U18, U20 oyuncuları bir tam takım olarak bir ligde oynuyorlar. Üçüncü ligde oynuyorlar ve dolayısıyla bunlar tam takım olarak yani en az 20 tane 25 tane maç yaparak hazırlanmış oluyorlar bütün seneyi. Yani onun avantajlarını çok görüyorlar. Bizde böyle bir şey hani uygun olmuyor. İşte eğitim sistemi izin vermiyor. Maçlar istediğimiz gibi geçmiyor. Yani kendi içimizde oynarken çok iyi görünüyoruz ama Avrupa'ya gittiğimiz zaman yapılan kontaklardan, fiziksel kuvvetten dolayı da ciddi sorunlar yaşıyoruz. Onların en büyük avantajı bütün seneyi daha çok kamp yapıyorlar. Hemen hemen hepsi bir takımda, ikinci ligde veya üçüncü ligde tam takım oynuyorlar. Bunların avantajlarını da çok fazlasıyla görüyorlar. Şu an bundan bir hafta önce kadar bir antrenman dönemimiz oldu bizim. Maçımız olmadı. Bu dönemi çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum hem mücadele hem idman açısından. Çıkışa geçmiş bulunmaktayız. Avrupa Şampiyonası'na daha hazırız başa göre. Daha iyi olacağız. Kendimizi görmemizin açımızdan çok iyi maçlar oynadık. Sertlik bakımından, oyun açısından. Maçın sonlarına doğru, son maçlara doğru bir çıkışa geçtik. En son maçımızı 11 sayıyla kaybettik. İyi mücadele ettik ama. Bundan sonraki maçlarımızın çok daha iyi geçeceğine eminim. Turnuvadaki hedefimiz tabii ki madalyayla dönmek. Buna da çok inanıyoruz takımca. Antrenörümüz de Hakan abi sağ olsun. Madalyayla döneceğiz biz bu ülkeye. Her gün üstümüze koyarak gidiyoruz. Bunun için de sürekli dinlenmemize, uyumamıza falan hep dikkat ediyoruz. Şu an iyi geçiyor. Hani turnuvada da hani hepimiz tabii ki de İlk üçe girmek istiyoruz, madalya kesinlikle getirmek istiyoruz. Biz hazırlık turnuvalarında genel olarak bireysel performanslarımızı önem gösterdik. Çünkü takımımız tam değil, Ümit Milli'de de İlay'da ve İnci olduğu için bireysel olarak kendimizi daha iyi göstermeye çalıştık. Avrupa Şampiyonası'nda
derece istiyoruz. Madalya için oynayacağız. Bir haftadır zaten İstanbul kampındayız. Bu son günümüz. Akşamda son bir tane yılımız kaldı. Yani önceki turnuvalarda gittiğimiz yurt dışındaki turnuvalarda takıma daha yeni yeni alışmaya çalışıyorduk. Çok iyi geçmemişti bizim adımıza ama şimdi buraya geldiğimizde idmanlar çok iyi. Daha çok tempomuzu arttırdık ve takımdan daha çok alıştık. Şimdiki gideceğimiz turnuvalarda daha iyi başarılar yapacağımızı düşünüyorum. Hazırlık turnuvalarına bireysel olarak çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi kapatmaya çalışıyoruz. İyi geçiyor şu an. Madalya bekliyoruz. Derece istiyoruz. Evet, U18 milli takımımızın değerli isimlerinin röportajlarını izledik. Onlar da heyecanlılar. 5-13 Ağustos tarihlerinde başlıyor müsabakalar. Macaristan'a gittiler. Şimdi U20'yi konuşacağız ama konuşmadan da yine bir kıyas demeyeyim ama neler bekliyorsunuz? Şimdi onlar bir turnuvayı geride bıraktılar diyebiliriz artık U20. U18'den beklentileriniz neler? Nasıl bir sezon, hazırlık sezonu geçirdiler sizce? Neler bekliyorsunuz turnuvadan? Ben şimdi Gençler Türkiye Şampiyonası Hatay'da yapıldı. O Hatay'daki turnuvaya giderek izledim. Çok güzel bir jenerasyon geliyor aslında. Ben de çok beğendiğim bir jenerasyon. Burada Hakan'ın da belirttiği gibi İlayda ve İnci'nin de dahil olmasıyla işler değişecek. Burada İlayda ve İnci bir kere İlayda birinci ligde, yani Süper Lig'de süre alan oyuncu. Yani onun için orada mutlaka ağırlığını koyacaktır. Ama şimdi mukayese ederken Ümit Milli Takımı'na da değinmiş olayım. Ümit Milli Takımı'nda da bu iki oyuncu oynuyor. Yani İlayda ve İnce, Ümit Milli Takımımızın da piyotları. Ama Ümit Milli Takımı'nın oynadığı sisteme ben baktığımda sistem bu iki oyuncuya bağlı. Yani bunlar çok önemli iki oyuncu ve önemli silah. Bunu kullanmadan oynadılar basketbolu. O yüzden bu perişan olduk diyelim yani Ümit Milli. Peki devam edelim. Ümit Milli'den devam edelim o zaman. Tekrar döneriz U18'e. Sizce niye böyle oldu? Çok üzgün tabii herkes. İşte bu olarak bahsettiğim konudan dışında dolayı bence. Yani Ümit Milli takımın oyun sisteminde yarı saha basketbolu oynanıyor zaten ligimizde. Yani bunların hepsi deplasman ligde oynayan oyuncular. Süre almamış olabilirler ama hani Süper Lig'de veya birinci ligde oynayan oyuncular. Bir kısmı bayağı da süre aldı aslında Zafer abi. Yani Sevgi'ye baktığımızda, Derinya'ya, Seda'ya baktığımızda, hepsi. Derin'e baktığımızda, Melisa Korkmaz. Melisa Korkmaz. Yani aslında süre aldılar ve bence ligde aldıkları, özellikle Sevgi'nin veya Seda'nın ligde aldığı sürelerin özgüvenini ben hissettim mesela hücumlarda. Ama dediğine çok katılıyorum. Maçları seyrettiğimde bizim iki tane çok önemli, Avrupa basketbolunun önemli olma ihtimali olan iki oyuncumuz kullanılmıyor. Kullanılamadı. Yani burada sistem ve oynadıkları basketbol çok fazla onları oynatmaya yönelik değil gibi gelmedi bana. Işte aynı tespiti yapmışız seninle. Yani yarı saha basketbolu oynayıp biraz daha topu tutarak İçeriden oynamaya devam ettirseler, yani İnci'yi durduracak oyuncu yok. Oyuncu yok, evet. İnci ile İlayda'yı aynı anda oynatmayı bile denemediler. Yani ben hiç görmedim. Yani ikisi aynı anda oynasa zaten aynısını düşündüm. Acaba yavaş mı kalırlar diye tercih etmedi diye de o anda onu düşündüm. Ama İnci ile İlayda'nın özellikleri birbirinden farklı. İlayda tepeden şutları da atabiliyor. Evet. Ve İnci'ye hemen double team geliyor. Dolayısıyla yukarısında boş olacağını düşünerek aslında mesela ben kafamda öyle bir şey yarattım izlerken ki Sevgi'nin şutu bence bu sene milli takıma demin de dediğim gibi katkı verecek düzeyde. Çok evet, yani çok fazla ligdeki aldığı süre çok fazla yansıdı ve çok özgüvenli gördüm. Bence buradaki en büyük dezavantajı savunmadaki gerçekten ya mesela son maçta Polonya maçında yani 20 sayının üzerinde bir fark var ama bunu avantaja çevirip maçın sonunu getiremediler ve bu diğer maçlarda da oldu. Yani farkı açılıyor fakat devamı gelemiyor. Bir önceki yani maçta çok fena başladı. Evet. Bir önceki maçta yani da 25 sayı ilk çeyrekte hemen, 25 sayı falan yiyerek başladı. Teknik olarak konuşacak olursak nasıl eksiklikler var yani bunların yanı sıra? Yani işte burada oyun sistemini eleştiriyorum. Evet, zaten teknik yani içinde. Burada
hem o oyuncuları yetiştirmek açısından onlardan oynamak gerekiyordu. Hem de takımın başarısı için öyleydi. Benim görüşüm o, ama baktığım zaman çok hızlı bir basketbol oynamaya çalışarak, çok fazla risk alınarak oynanan bir basketbol. Sonuçta hiç beklemediğimiz son dörtteyiz. Yani şimdi bugün Hollanda ile oynuyoruz. Kaybedersek küme düşüyor takım. Bugün kazansan bile yarın büyük bir ihtimalle Litvanya kazanacak. Litvanya'yı yenmen gerekecek ligde kalmak için. Oynadığımız yani, en son Polonya maçında yediğimiz tüm sayılar 3 sayı çizgisinin, özellikle 3. çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden yediğimiz sayılar. Dolayısıyla evet, orada çok kötü bir zon savunma tercihi yani var. Yani çok ısrar edildi ve o arka arkaya gelen sayılarla daha sonra hücumda da organizasyon bozuldu iyice. Çünkü bir panik başladı ve o paniği bir türlü durdurulamadı. Maalesef. Hatta maçın son 4 dakikasında maç tekrar geri geldi. Ama onlar artık bir tempo kazanmıştı. Yani onların özgüveni geldi. Geriden gelen takımın her zaman bir avantajı var. Evet, geriden gelenin özgüveniyle. O sırada bizim esas olanlar, yani esas oyuncularımız da biraz fazlaca sahada kaldığı için yorgunlardı. Evet. Onlar da o gereken katkıyı veremediler. Bir kısmı da sanki yayın öncesi de konuştuk seninle, pozisyonlarında değillerdi. Yani belki de evet, onun da dezavantajını. Evet, bence de Sevgi'yi iki numaraya koyup Melisa Korkmaz'ı bir numarada veya orada Yaren var. Ya bir analiz sorunu mu vardı aslında? O point guard'da yani biraz daha topla oynayan oyuncular farklı olsa Sevgi daha az yorulacaktı ki evet, skor yükünü çok, de taşıyan bir oyuncu oldu. Atacaktı. Daha da çok sayı atacaktı. Ve maçın son çeyreğinde artık Sevgi'nin bayağı yorulduğunu, hatta yani savunma anlamında da maç başı itibariyle savunmamız kötüydü. Yani sadece biz iyi hücum ettiğimiz için fark yarattık ama savunmamız yine bir önceki maçta savunmamız çok kötü. Peki işte milli takımı kamplar başladığı dönemlerde tabii ki oyuncu analizleri yapılıyor. Acaba bu noktada bir eksiklik mi oldu? İşte pozisyonlarda oynatılmadı diyorsunuz mesela konuşurken. Ya yani buralarda bence daha uzun vadeli çalışmalar yapılırken bir araya birkaç antrenör bir araya gelip şu oyuncu, şu oyuncu, şu oyuncu diye bu yani basına açıklama yapılmadan seçtiğiniz oyuncuların üzerine gidilmesi lazım ki oyuncular yetişsin. Yani buralar A takıma oyuncu yetiştirilecek olan maçlar. Oralarda bu oyuncuların A takımdaki pozisyonu ne olacaksa oraya onu düşünerek. Neden yapılmalı bu anlamda peki hocam? Yani siz bunları bir oyuncu daha sonra olarak bence başkaları konuşsun, biz konuşmayalım. Ben burada çok fazla eleştirmiş gibi hissediyorum kendimi. Yok, eleştirmiş kendimi değil. Genel anlamda aslında soruyorum. Şu anki durumun dışında bunları da zaten akışımızda var, o yüzden soruyorum yani hocam. Genel olarak A milli takıma yükselmek adına altyapılarda hangi çalışmaların, yani sizin bir stiliniz vardır. Belki onu burada anlatmak istersiniz. Şu olmalı diyebilirsiniz. Valla bence yani burada şimdi statü anladığım kadarıyla Ekrem buraya pek karışmıyor. Aziz Akkaya genel koordinatör altyapılarda gibi gözüküyor. Yani ama Ekrem'in de dahil olması lazım. Çünkü o da A takımının sonuçta antrenörü ve bu oyuncular A takıma gelecek. Sonuçta mesela bahsettiğimiz İlayda'yı amil takım antrenmanı, İnci'yi amil takımın antrenmanlarına davet ettiler. O da kadrolarda ilk 24 tane isim veriliyor FIBA'ya. Onlar da vardı yani orada. Dolayısıyla onun beklentisinin ne olduğunu altyapıdaki antrenörlere, diğer oyuncuları da dahil ederek bahsedip konuşarak bir toplantı yapıp bu oyuncuları şöyle yapın, bu oyuncuları şöyle yapın diye bir direktif verilmesi gerekir. Veyahut da Aziz Akkaya'nın bunu yapması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani daha geniş çerçevede çalışmak lazım ki bu eleştiriler olmasın. Mesela biz savunmasıyla fark yaratan bir potanın perilerine sahibiz. Evet. Yani sahaya savunmasıyla enerji koyup maçın gidişatını da yaptığı savunmayla ortaya koyan. Mesela Yunanistan maçını savunmayı kötü yaptınız, sokamazsak bile. İtalya maçında da sokamamıştık. Evet. Geçtiğimiz programda da söylemiştim onu. İtalya maçında da sokamadık ama çok iyi savunduğumuz için maçı kazandık. Yunanistan maçında savunmadığımız için maçı kaybettik. Ama şimdi bakıyorum arkasından gelecek grupta savunma yok. Yani o bacakların hepsi çok zayıf. Evet. Hepsi çok zayıf. Hiçbiri bacağını çekemiyor. Birebir de o kadar rahat geçiliyorlar ki. Yani benim en çok dikkatimi çeken bu maçları izlerken, Ümit maçlarını izlerken en çok dikkatimi çeken şey buydu. Ki ligde de aslında birçok bunu A milli takımda da aynı şekilde ben kondisyon eksikliği daha önce, evet, kondisyon demeyelim
Yani rakiplere çok fazla bir kere şut fırsatı tanıdık. Yani evet. Close out savunması. Çok yani rahat orada, şut attılar. Evet, yani yapacak, yani çok şeyler konuşulabilir ama sonuçta biraz da sadece milli takım antrenörlerini eleştirmemek lazım. Bunların çalıştığı takımlara da antrenörlerine evet, de antrenörlerine de. Evet, aslında yani genel bir değerlendirme. Tabii ki. Kulüp takımlarına şimdi oradaki bir ay içerisinde orada çabukluk verilemez. Ya da evet. Savunma sistemiydi kesinlikle. Bilmem ne. Sistemi bireysel anlatırsın hataları. Ama bireysel hataları düzeltmek bütün sene boyunca ya uzun işte, vadeli bir şey işte, zaten. Programın en başında konuştuğumuz şey kulüp takımlarının milli takıma yansıması. Şimdi bu sene bu Ümit Milli'deki birçok oyuncu çok daha fazla süre alacak ligimizde. Bence de. Bunun bence önümüzdeki seneler içerisinde göreceğiz. Yani bu işler böyle parmak şıklatınca olmuyor. Bunun için bir süreye ihtiyaç var. Bir süreç gerekiyor. O süreci tamamlamak için de bunların kötü olanları neydi? Onların analizini iyi yapıp daha iyi nasıl yapabiliriz? Onu kulüp takımlarıyla beraber bütün sene nasıl yapabiliriz? Şimdi Kuanitra'yı ya da Olcay'ı bize hazır veren Yakındoğu var. Evet. Işıl'ı hazır veren Galatasaray var. Birsel'i hazır veren Fenerbahçe var. İşte buradan sürekli milli takıma oyuncu veren kulüpler var. Bunların hepsini aslında desteğine destek hemen, olmak lazım. O zaman hemen burada ben mali destek de önemli diyorum. Yani şimdi bu oyunculara yani milli takımdaki, A milli takım, Ümit milli takım, Genç milli takımdaki oyuncuları oynatan kulüplere biraz daha destek verilmesi lazım. Yani bunu erkeklerde yaptılar bu sene. Yeşil Giresun ve İstanbul Büyükşehir Belediye bu oyuncuları oynattıklarından dolayı maddi bir kulübe gelir geldi. Yani o zaman kulüpler de antrenörlerine biraz daha baskı yapacaklar bu oyuncular oynasın diye. Hocam Allah aşkına şunu söyleyelim. Kulüpler en bayanlarda küçük, da en yapılsın büyük, bu diyorum ben. Maddi sorunlarda spor dallarını kapatma yoluna gidiyorlar. Faaliyetleri dondurma yoluna gidiyorlar. Mesela Beşiktaş'la ilgili böyle bir şey söz konusu şu an. Henüz bir netlik kazanmadı ama bunu duymak bile üzüyor değil mi? Evet. Yani kadın basketbolu adına. Beşiktaş'ta yani böyle modern bir kulübümüzün bilhassa bayan basketboluyla ilgili kararının doğru olmayacağını düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi görüşüm ama tabii bunu kulüplerdeki problemler büyük. Bilhassa üç büyük kulübün yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın diğer branşlarda da yani amatör branşlar sayısı çok fazla olduğu için giderleri çok büyük oluyor. Onlara saygı duymak lazım. Böyle bir karar almalı onlar için de çok zor olur. İnşallah olmaz böyle bir şey. Ama bu üç büyük kulübün de biraz daha fazla desteklenmesine ben tarafım. Niye? Çünkü ben inanıyorum ki bu üç büyük kulüp zaten önemli bir lokomotif bu amatör branşlarda. Ya bir marka bunların, çünkü değil mi? Yani, bunlar olmadan zaten olmaz. Yani demin söylediğimiz o gökkuşağının renklerinden bir tanesinde bahsediyorsak orada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş mutlaka hep ön planda olması gerekir ki onlara karşı galibiyeti aldığımız zaman biz de ya seviyoruz. Derbi yani. Diye bir olgu var yani derbi maçları diye. Bu her zaman taraftarı daha çok heyecanlandıran, işte oynanan karşılaşmaların ateşini daha çok yükselten şeyler. Biri olmazsa gerçekten de diğerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Haklısınız tabii. O konuda. Yani biz şimdi Euro Cup şampiyonu olduk. Bir Avrupa takımını kazansaydık çok ses getirecek dedik. Yani biz burada yakın Abdullah Gül Üniversitesi'ne bir şey söylemek istemedik ama Avrupa olunca kupa öyleydi. Yani lig şampiyonunda Fenerbahçe'den aldığımız için çok büyük puntolarla biz haberlere girdik. Onun farkında biz Euro Cup'ı aldığımızda bu kadar ses getirdi mi? Yani lig şampiyonunun için Fenerbahçe işte oldu. Evet yani. Ama orada da şöyle bir şey var. Hani Avrupa Kupası maçı iki Türk takımı orada biraz şey oldu. Evet. Avrupa uzaklaştı. Evet, Avrupa kısmı uzaklaştı. Artık hangi biri konuşuyorsun? Bir de iki hafta önce bir zaten de siz, Türkiye, evet, Kupası Türkiye finalinde Akü'yle yani oynadık. Evet, o süreklilik de insanları belki biraz şey yaptı. Evet. Alışıldı artık. Biz. Öyle mi desek hedefimiz acaba? Süper Kupa inşallah. Hedefler büyüterek devam ediyor. Peki Euro Cup dedik, Euro Lig'e geçelim. Hemen de zaten ardından Yakında Üniversitesi'ne yeni sezona nasıl hazırlandığını konuşacağız. Kadınlarda Euroleague'de tabii kurallar çekildi. Hocam B grubunda yer alıyorsunuz ve Fenerbahçe de B grubunda yer alıyor. Güçlü ekipler var.
tarihinde ilk kez katılacaksınız bu kupa turnuvasına. Nasıl hazırlıklar devam ediyor? Yani hem lig hem Euroleague var. Nasıl bir hazırlık aşamasındasınız? Şimdi Euroleague gerçekten bence Women NBA'den de daha sert bir lig oluyor. Çünkü orada herkes en iyilerini takımına getirip müthiş bir savaş veriyorlar. Çok zor bir lig bir kere. Ve bizim grup da gerçekten çok zorlu bir lig oldu, grup oldu. Bizim grupta hiçbir kolay takım olmadığı gibi şuna da inanıyorum. İlk dörtler playoff'a kalıp çarpaz öbür gruptakiyle eşleşerek kazananların, tur atlayanların Final Four yapacağı bir statü. Burada bizim grupta dördüncü olanın öbür grupta büyük bir ihtimalle Kursk olur çünkü uzak ara. Kursk'la eşleşip onu geçmesi halinde bizim gruptan dört takımın Final Four yapma ihtimalinin olduğuna inanıyorum ben. Son şampiyon Kursk. Yani Galatasaray'da A grubunda yer alıyor tabii Kursk'la birlikte. Yani bizim grubun takımlarının öbür gruba göre çok büyük üstünlüklerinin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim her maçımız çok zor olacak. Şimdi geçen sene Euro Cup'ta Avrupa'da yani sonuna doğru yarı finallere kadar çok zorlu takımlarla oynamadık sayılır. Evet. Ama bu senin statüsü değişti. Evet. Belki ondan da bahsetmek istersiniz Zafer abi. Evet, Euro Cup'un statüsü değişti. Burada şöyle oldu. Bir kere dört grup Avrupa'nın batısı ve dört grup Avrupa'nın doğusu, sekiz gruptu. Oradan ilk ikiler çıkıp 16 takımla kalıp oynuyorduk geçen seneye kadar. Evet. Bu sene beş grup Avrupa'nın batısında beş grup doğusunda. Dolayısıyla buradan gruplardan 1 ve 2 olanlar çıkınca 20 takım. 20 takım eşleşmesi olmuyor. 4 takım dahil etmek için 2 tane burada grupta en iyi 3. 2 de burada grupta en iyi 3. takımı da dahil edip 24 takımı 1'den 24'e kadar sıralıyorlar. Bu 1'den 24'e kadar grup maçları bittikten sonra sıralamanın ilk 8'i ilk o turda bekliyor. 9'dan 24'e kadar olanlar 9'la 24, 10'la 23 gibi eşleşiyorlar. Eleme maçı yapıyorlar. Bir içeride bir dışarıda. O elemenin sonunda kalan 8 takım, o bekleyen 8 takımla eşleşip 16'ya gelmiş oluyorlar. Onlar eleme turunu oynuyorlar. Ondan sonra 1-8 kalmışsa eğer 1-8 daha yıpratıcı oluyor bu üstte kalan takımlar için sanki, değil mi bu statü? Evet, ama ben bizim Türk takımlarının daha orada dinlenerek kalmak istediklerini zannetmiyorum. Çünkü orada iki tane maç daha oynayacak ekstra. O geliri elde etmek isteyeceklerdir. Yani dokuzuncu olalım diye düşünebilirler. Olabilir. Ama statü bence tabii şeyden gelen de Euroleague'den de yine gelen takımlar olacaklar. Tabii son dörde kalınca. Euroleague'de gruplarda 5 ve 6. olanlar gelecek yine geçen sene olduğu gibi. Kura çekilecek. Kura çekinde eşleşmede Euro Cup takımlarına bir avantaj şöyle. Euroleague takımıyla eşleşirse ilk maçı deplasmanda oynayıp home court avantajını Euro Cup takımları korumuş olacak. Zorlu bir süreç başlıyor orada da. Ama bizimki kadar zor maçlar yok. Bir de ilk kez yer alıyorsunuz Euroleague'de. Şimdi mesela Fenerbahçe 9. kez yer alacak. Galatasaray'ın, öyle değil mi Ayşegül? Bir Euroleague, bir Eurocup şampiyonluğu var zaten. Evet. O açıdan da biraz daha heyecan verici olsa gerek. Tabii bizim bir fırın daha ekmek yememiz lazım onlara kadar. Yani Fenerbahçe, Galatasaray'ın diye bu Euroleague'deki başarılarını biz gururla seyrettik. Ayşegül hep der, o istikrar çok önemli der. Sizin için de yakında üniversitesi için de umarız bu şimdi şekilde önce oralarda olmak. Evet. Tabii o çok önemli. Yani ilk hedef oralarda o dört takım arasına girme mücadelesini vermek olmalı. Ama şöyle baktığımızda da oluşturulan kadroların da mesela sizin kadronuz o tecrübeye sahip bir kadro. Yani içindeki oyuncular, oraları oynamış oyuncular, bunlar çok büyük avantaj. Ama bazen sezon içerisinde dezavantaja da dönüşebiliyor. Hani aç oyuncu, aç olmayan oyuncu. Evet. O başarıyı elde etmek isteyen oyuncu, o başarıyı zaten yaşamış, çok da önemsemeyen oyuncuya dönüşebiliyor. O dengeyi kurmak kolay bir şey değil. Ama biz bunu geçtiğimiz sezon başında da seninle konuşmuştuk. Bu kadar
önemli oyuncuları kadroda bulundurup onların kimyasını ortaya koyabilmek çok önemli bir şeydi ki bunu hocam, geçen sezon çok da üst düzeyde başarabildiniz aslında. Yani gerçekten şimdi biz geçen sene oynarken Türkiye Ligi'nde oynamayıp Euro Cup'ta oynayan 4 tane oyuncu var. Yani 3 tane oyuncu var. Evet. O oyuncuları hep fresh tutmak gerekiyor. Tabii. Onu başarmak çok zordu. Şimdi bu sene de öyle bir şey olacak tabii. Mutlaka bir iki tane sadece Euro Lig'de oynayacak veya bazı Türkiye Ligi maçlarında oynayamayacak olan oyuncumuz olacak. Onları da bu işin içinde hep sıcak tutmak önemli. Ama mesela geçen sene dikkat ederseniz Fenerbahçe niçin ligin normal sezonunu birinci bitiremedi? Çünkü Euroleague'de zor bir deplasmandan geldikten sonra ligdeki maçlara, evet konsantre olamıyoruz. Konsantre olmak kolay bir çok, şey değil. Fiziksel olarak da onu çünkü sürekli... çok zor bir maçtan geliyorsun yani. Euroleague onun için çok yıpratıcı. Ara ara o yorgunlukları zaten hissediyorduk. Ve ligdeki maçlar hep zor geçiyor. Ve sizin gruba baktığınızda da gerçekten her deplasmanın hem zor hem de yani iki tane Rusya deplasmanı var ki hem saat farkıyla hem yolculuk anlamında yıpratıcı iki tane deplasman. Evet. Hani Kursk karşıda kalıyor. O da zor bir deplasman baktığımızda. Aynen. Çünkü tek uçakla bile gidemediğiniz yerler. O yüzden de şimdi mesela rakiplere baktığımızda ne diyorsun? Ekranlara da geliyoruz zaten. Evet. Şimdi rakiplere baktığımız zaman hiç kolay maç yok. Yani ilk maçımız zaten Familiesque öyle. Ölüm grubu diye adlandırabiliriz yani, bu grubu diye. Her şeyi söyleyebiliriz. Diğer gruba Lisa, göre biraz daha zor. Lisa'da mesela çok büyük şeyi var. Potansiyeli var. Seyircileri çok ateşli. Onun için maçlar orada kolay özel değil. Lisa'nın deplasmanı çok zor deplasman. Yani orada çok dirençli bir şey var yani. Yapısı var kendi sahasında. İspanya takımı da... Performanide de aynı, aynı şekilde. Yani doğru. Orada da seyirciler o kadar konsantreler ki. Bir de elemeden gelecek büyük bir baskı takım var. Evet. Elemeden gelecek takım belki birazcık daha kolay gibi gözüküyor. Yani. Ama hiçbir maç kolay değil. Her maç zor. Yani Ekaterinburg zaten kadrosunu tuttu, eklemeler yaptı. Çok çok önemli bir kulüp. Evet. Fenerbahçe aynı şekilde. Bu ikisi zaten baktığınız oraları zaman hep oynayan durmadan evet finallerde Final Four'larda olan takımlar yani bizim orada yani bir de dördüncü olursan Kursla eşleşme ihtimalin var. Üçüncü olmak en iyi ihtimalle bizi birazcık daha rahatlatır Final Four'a kalmak açısından ama her maç çok çok önemli. Kendi sahandaki maç bile çok zor yani Euroleague'de. Bir de dediğim gibi bu sefer Türkiye Ligi'ne dönüşte de orada zorlanacağız. Onun için kadronun geniş ve kuvvetli olmasında yarar var. Peki o zaman kadroya geçelim mi? İnşallah. Yeni transferler biraz konuşalım. Cansu'yu zaten biliyoruz. Lig bitmeden hemen hemen belliydi öyle değil mi? Evet. Yeni transferler var. Kim? Belçikalı oyuncu. Yine kadronuza kattığınız isimlerden bir tanesi. Anne Waters. Evet, yine devam ediyor. Elde yani, Bey'in de devam ediyor zaten. İlk üçte bitirmiş takımın. Evet. Yani Belçika oyuncusu. Ve takımı sırtlayan iki oyuncu. Evet. İki tane önemli oyuncusu. Avrupa Şampiyonası'nda çok çok da iyi performans gösterdi ikisi. Anne Waters ileri yaşına rağmen çok tecrübeli. Çok tecrübeli yani, ve tecrübesini sahaya çok iyi yansıtan hak ediyor oyuncu. Yani. Türkiye Ligi'ni de çok iyi biliyor. Yani birçok takımda yer aldı. O da çok önemli değil mi Ayşegül? Yani hem ligi bilmek hem insanını, çok ülkeyi. Yani kesinlikle çok önemli. Bir kere bir süresi yabancıların bir süresi ülkeye adapte ile geçiyor. Hatta bazıları adapte olamadığı için geri bile dönüyorlar. Evet, evet. Yani o zaman da bütün yaz yaptığın planların hepsi bir anda yok olabiliyor. Hı hı. O açıdan mesela Yakın Doğu Üniversitesi avantajlı çünkü hep yedekte bir şeyi var. Can simidi var. Bir de değil şöyle mi? Bir avantajımız var ilk defa bu sene. Kadromuzu koruyarak sezona başlıyoruz. Tabii geçen seneye nazaran böyle bir avantajınız da var. Evet. Yani bu çok ekleme önemli. Ekleme yaptınız. Geçen sene bambaşka yani yepyeni şimdi, bir kadroyla. Bu kolay kolay olmayan bir şey. Geçen sene baktığınız zaman tabii Elin Erdenberg de çok önemli bir iş yaptı mesela bize. Gerçekten savunma sertliği. Çok önemli. Az top kullanıyor ama öz kullanıyor o olanlar. Ben gizli kahramanlardan biri olarak defalarca burada söylemişimdir onu. Evet. Çok fazla öne çıkmayan ama bütün o final maçlarında yaptığı hamlelerle
çok önemli işler yapan bir oyuncu. Kesinlikle. Yani dediğim gibi o avantajı inşallah bu sene yaşamak istiyorum ben. Biraz daha takımı bir araya tutmakla ilgili geçirdiğimiz zamanı şimdi daha fazla antrenman yaparak geçirme şansımız olacak. Zaten birbirine uyumlu oyuncular duruyor, bir aradalar. Yeni gelenlerin de adaptasyonu çok da zor olmayacak. Tabii geçtiğimiz sene gibi olmayacak en azından. Çünkü siz şöyle yani Kasım sonu Aralık başı gibi bir oturmuştunuz geçen sezona baktığımızda. Bu sene o biraz daha öne yani onu geçen seneyi değerlendirsek dediğiniz gibi gerçekten biz geçen sene mesela Euro Cup'ta normal sezonu namalip ve bir ikinci sırada, üç sayılık bir avarajla ikinci sırada bitirdik. Birinci de bitirebilirdik ama iyi ki öyle bitirmemişiz. Yani grup maçlarımızı oynarken ilk üç maçta çok önemli mesela Olympiakos maçı vardı. Neyse ilk üç maçta da Van der Sloot oynamadan biz o gruptan namalip çıktık. Yani bütün bunların hepsi çok zor işler yaptığımız, bak geriye baktığımız zaman çok zor işler yaptığımızı daha net görüyoruz. O dezavantajınız olmadan yola devam edeceksiniz başlıyor. Ama Euro Cup değil bu sefer. Daha hemen bambaşka bir mücadelenin olduğu. Çok zor maçlar başlayacak. Yani geçen sefer dediğim gibi kolay maçlar başlayıp gittikçe zorlaşan maçlardı. Euro Cup'taki takımların avantajı bu. Yani ben şimdi bizim gruplara baktığım zaman Türk takımlarının Euro Cup'ta gruplardan rahatlıkla çıkacağını görüyorum. İnanıyorum. Yani hiçbirisinin grubu böyle çok bizim geçen seneki grubumuz gibi değildi. Geçen sene gerçekten Euro Cup'ta bizim grubumuz çok zordu. Zaten hep konuşuyorduk. Bizim Euroleague gibi bir Euro Cup Galatasaray'a kadar geldi. Yani Galatasaray'ı Galatasaray'ın bizden önce tek mağlubiyeti Euro Cup'ta onlara oldu. Sonuçta grubumuz çok zordu dediğim gibi. Ama biz bunu şimdi bu sene Euroleague'de sonrasında da Euroleague takımıyla eşleşerek yola devam ettiniz. Bu da aslında bir önemli bir tecrübe yani baktığımızda. O yüzden de sanki siz o işte dediğim gibi adaptasyon kısmını bu sene biraz daha hızlı. Zaten atlatmak zorundasınız. Öyle de bir durum var herhalde değil mi? Yani öyle çok da bir vaktiniz yok bunun için. Yani şimdi bizden hep beklentiler yüksek. Biz de yakında o üniversitesinin ismini mümkün olduğunca yukarılara taşımak istiyoruz sonuçta. Bu da sezonda 3 kupa alarak bunu da siz yarattınız hocam tabii ki yani. Ama şimdi yüksek o olacak. Geride kaldı. Değil mi? Şimdi ama beklentiler de o başarı gelince bu tabii oluyormuş demek ki deyip hep her sene tabii, tekrarlanacak. Tabii şakasını yapıyorum ama mimarlardan tabii, biri tekrarlanacak bir şey değil ama yani özellikle bunu söylemek lazım. Oralarda süreklilik çok hem kulüp için hem ülke basketbolu için, ülke kadın basketbolu için çok çok kıymetli. Bunu hep söylüyoruz. Çünkü burada finalleri oynamış bir Fenerbahçe, Galatasaray keza öyle. Ve kupa getirmiş takımlarımız var. Bunların açtığı yol aslında buraların nasıl elde edildiğini gösteriyor bize. Bir yol çiziliyor. Önde giden takımlar bir yol çiziyor. O yolu iyi değerlendirmek lazım belki. Kesinlikle katılıyorum. Yani gerçekten bizim Avrupa'da Türkiye'nin başarılı olması kulüpler bazında kulüplerimizin iyi yönetilmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elde ettiği başarıları hiç kimse yadsıyamaz. Yani çok önemli başarılar elde ettiler. Yakında üniversitesi de onların arasına katılmak için şimdi mutlaka elinden geleni yapacak. Çünkü sonuçta yakında o üniversitesinin başarısı bayan basketbolunda diğer sponsorları da cazibe haline getirecek tabii burayı. Harekete geçirecek. Dolayısıyla bayan basketbolundaki ilmeği de yükseltmiş olacağız. Yani bu başarılar diğer kulüpler için de çok önemli. İşte o yüzden Zafer abi sözünü kestim ama işte o yüzden yerli oyuncuların bu seneki performansları çok 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 önemli. Çünkü dediğin gibi sponsorların buraya gelebilmesi için buranın bir değer olması gerekiyor. Evet. O değere sahip çıkacak olanlar da o ülkenin sporcuları aslında. Evet. Çünkü yurt dışından gelen oyuncu çoğu zaman sezonluk geliyor, işini yapıyor, parasını alıyor, gidiyor. Sen yine kendi ülkende, kendi liginle baş başa kalıyorsun. Ya skalanın da gelişmesi lazım. Artık sadece birkaç oyuncuyu, Türk oyuncuyu konuşmamamız gerekiyor. Bunların hepsinin çoğalması milli takım, gerekiyor işte. Milli takım başarısı çok önemli. Yani şimdi milli takım dünya şampiyonasında mutlaka bir başarı elde etmesi lazım. Yani
Şampiyona İspanya'da oynanıyor. Burada 16 takım katılacak. İspanya ev sahibi olduğu için katılıyor. Evet, katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri olimpiyat şampiyonu olduğu için direkt katılıyor. Geriye 14 takım daha elemelerden gelecek. Şimdi Avrupa'nın elemeleri işte bizim Avrupa Şampiyonası sayesinde sona erdi. 5 takım oradan, İspanya haricinde 5 takım daha geldi. Her kıtadan gelecek. Evet. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu ayın 23'ünde Hindistan'da Asya'nın şampiyonası yapılacak. Sonra Arjantin, sonra Arjantin'de Amerika'nın şampiyonası yapılacak. Hı-hı. Evet, bravo. Avustralya'da gelecek olan takımlar. Böylece bütün Afrika en sonda. Bütün bu kıtalardan gelen temsilcilerle yapılacak olan Avrupa Dünya Şampiyonası'nda ben madalya alacağımıza çok inanıyorum. Hı-hı. Çünkü Rusya ve İspanya'nın olmaması... Sırbistan. Evet. Sırbistan ve Rusya'nın olmaması Avrupa'daki takımları yenebilecek güçteyiz. Ben ona inanıyorum. Çünkü yani Yunanistan'a yenildik, şimdi onlar da katılıyor ama orada Yunanistan'ı çok rahat artık aynı hatalar yapmadan yeneceğimize inanıyorum. Belçika'yı geçebiliriz. Yani çünkü orada Amerika'nın haricinde bir Avustralya var. Ki bir önceki dünya şampiyonasında da en son maçımızı onlarla yapmıştık. Ya bir de İspanya var bence. Yani evet. Onların herhangi bir ikisi eşleşirse biz oradan ilk dörde girdiğimizde madalya şansımız olacağına inanıyorum. Çünkü en önemli rakipler Avrupa takımları. Yani evet. Çinler, evet. Hindistanlar, onlar, Afrika takımları, diğer Amerika takımları rakip olmuyor. Yani en önemli rakipler. Ne güzel bunu söyleyebilmek. Evet. Aslında çok yani çok baktığımızda çok önemli bir cümle bu. Çünkü kadın basketbolunun yıllardır gelen ki hani buna çok emek veren insanlardan birisiniz Zafer abi. Bu cümleleri kurabilmek benim oynadığım dönemde mümkün değildi. Evet. Çünkü böyle bir hedef, bu şekilde net hedeflerimiz yoktu. Yani yeni yeni oluşmaya başlıyordu hedefler, organizasyonlar ve büyümeler. Daha sonra gelen nesil her geçen gün daha iyisini yaptı. Bu söylediğin şey mesela, rahatlıkla bunu söyleyebilmen ne kadar güzel bir şey. Kadın basketbolunun dünyadaki geldiği noktayı gösteriyor aslında. Kesinlikle. 2005'ten bu yana gelen bir süreç bu aslında. Ama evet. 2005 diye... Yani bir dönüm noktası, evet, aslında. Yani sınırlandırmayalım. Çünkü hatta 90'lara çok dayanan bir dönüm çok noktası. Çok eskiden beri yani o hani basketbolun artık, kadın basketbolunun değişime uğradığı, kabuk değiştirdiği daha önceki dönem de var. Evet. Yani işte 90'lar orada var. Kulüp takımlarıyla beraber... gelen kupaların, Avrupa maçlarının yansımaları da var. Onların sonucu milli takımlara yansıyarak, evet, bu şekilde, evet, geliyor aslında. Süremizi de noktalıyoruz hocam. Tamam. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sonra bana mesajları gönderin. Sitem yapıyorsunuz hocam. Ama onun son sözü biliyorsun. Son en az 5 dakika. Evet. O hakkımı hocam, daha sonraki programlara çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, ayaklarınıza sağlık. Sevgiler, Şakil, değerli yorumların için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, noktalıyoruz Hava Atışı'nı. Cuma günü yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.